Bizler bugün KYK'lılar olarak nefes almak dışında bize sunulan bir özgür alan yok. Bizler de mücadele ederek birçok şeyi başarmaya çalışıyoruz. Sistem bizleri de cezalandırıyor. Fakat günü geldiğinde sizler de cezalanacaksınız. Sizler de birazdan tersinden deprem sonrasında bu tür sel felaketleri, yangından sonra sizler de bir KYK'lı olacaksınız. Sizler de yalnızlaştırılacaksınız. Sizler de en ufak şeye muhtaç edileceksiniz. Önünüze bir şey konulacak. Buyurun paylaşmayacaklar. Kamyonlardan size yardımlar atılacak. Kapışa kapışa kalacaksınız. Olmayan parklarda sınacak alanlar arayacaksınız kendinize. Tüm bunları yaşamak istemiyorsanız da bilime, mühendisliğe önem vereceksiniz. İşin garip tarafı şu aslında. Türkiye'deki her türlü doğal tehlike, biz deprem, yoğun yağmur yağışı, eğimli yamaçlar, hepsine doğal tehlike diyoruz. Yani bunlar tehlike. Bunların afete dönüşmesi için can ve mal kaybolması gerekiyor. Fakat Türkiye'deki tüm doğal tehlikeler afete dönüşüyor. Yani insanlar hayatını kaybediyorlar. Bir kişi ölüyor, bin kişi ölüyor, ölüyor insanlar. Bunun sorumlusu kesinlikle doğa değildir. Hiçbir doğa olayının sorumlusu doğa değil. Deprem olmak zorundadır. Deprem doğanın dinamizmidir. Deprem olmazsa yaşam olmaz. Fakat sorun şu, deprem olursa dünyanın birçok ülkesinde büyük depremler oluyor, can kaybı olmuyor. Fakat ülkemizde depremler olmaya ve can kayıpları olmaya en küçük depreminden en büyüğüne kadar devam ediyor. Tabii biz 17 Ağustos 99 depreminden sonra Marmara Denizi'ne gözler çevrildi. Marmara Denizi'nde bir veya birkaç tane 7 ve üzerinde deprem bekliyoruz. Yani bir tane deprem olmayacak sadece. Belki arka arkaya 2 tane deprem olacak 7 büyüklüğünde. Çünkü tarihsel depremler, özellikle 1766 depremleri, 250 yıl önce olan depremler, 5 ay arayla arka arkaya 2 tane 7 ve üzerinde 7.1 ve 7.4 büyüklüğünde şiddet skalasından büyüklüğe geçtiğimizde 2 deprem üretiyor ve bir tanesine küçük kıyamet diyorlar. Aslında o günkü koşullarda, o günkü nüfus ölçeğinde ve o günkü yerleşim boyutu açısından küçük kıyametti. Fakat biz İstanbul'da, yani Marmara'da, özür dilerim, deprem olursa Marmara Denizi içerisinde Kuzey Doğu Payzonu kırılırsa, özellikle orta segmentte Marmara Denizi'nde büyük kıyamet yaşanacak. Bunu açık açık söylüyoruz ve yönetenleri tekrar uyarıyoruz. Bilime, mühendisliğe önem vermediniz, önem vermek zorundasınız. Bugün siz bilime ve mühendisliğe önem vermediğiniz için, meslek odalarını ve üniversiteleri dinlemediğiniz için ve bu ülkede yetişmiş insanları dinlemediğiniz için ve bizler gibi KYK'ları da, bizler gibi insanları da üreten, bilim için üreten, bu halka karşı sorumluluğu olan İnsanları da KYK listelerine haksız ve hukuksuz yere koyduğunuz için cezalandırıyorsunuz ve insanların güvenli barınma hakkını da bir şekilde engelliyorsunuz. Burada tamamen suç yönetenlerdedir, AKP iktidarındadır. Hep uyarıyoruz, bakın biz uyarıyoruz. Bilim görevi bu. Bilim bilimsel bilgi üretir ve uluslararası camiada, uluslararası literatürde, Amerika'da, Japonya'da, Kore'de, Tayvan'da, Yeni Zelanda'da veya dünyanın diğer ülkelerinde depremler sonrası çıkarılan dersler olur. Japonya'da tsunami oldu. Japonya'daki tsunami'deki olayda dalga boylarının, tsunami dalgasının boylarını yanlış sapladıkları için o dalga önleyici kranları düşük yaptılar. Fakat ders çıkardılar, bundan sonra daha yüksek seçtiler. Yani biz tsunami'ye karşı da, depreme karşı da, sel, heyelan, çığ, su baskınına karşı haritalarımız var, bilgiler var. Fakat yönetenler kesinlikle bu bilgilere kulak tıkıyorlar ve halkı ölümle çaresiz bırakıyorlar. O yüzden ve burada aslında en çok çaresiz kalan da emekçiler, kentte yaşayan emekçiler, kırsalda yaşayan emekçiler, köylüler burada kalıyor. Onların hayvanları ölüyor, onların çocukları ölüyor. Ama ne yazık ki ülkede zenginlere, sermayeye her zaman kapılar açık. Onlar kendilerini kurtaracak her zaman bir düzen ve sistem buluyorlar. O zaman biz doğal olarak şunu düşünüyoruz. Bu sistem, yani yöneten AKP iktidarı ya da mevcut yerel yönetimlerde CHP'li belediyeler, İYİ Partili belediyeler, MHP'liler sadece zenginleri mi düşünüyor? Sadece zenginlerin hakkını savunmak için var? Tabii ki hayır. Burada biz kent emekçilerine, kırsal yaşayan emekçilere de büyük dersler düşüyor. Bilimin görevi uyarmaktır. Burada talep yükseltilmediği sürece 2 gün sonra bir deprem olduğunda size ilk söylenecek sözlerden bir tanesi kredi kolaylığı, ikincisi vergi erteleme olacak. Siz yine evlerinizden, yurdunuzdan, barkınızdan olacaksınız. Sizlerin çocukları, sizler canlarınızla ödeyeceksiniz bunun bedelini. O yüzden geç kalmamak için KYK ile ilgili edilmiş bir akademisyen olarak ısrarla söylüyorum. Ben memleketimi çok seviyorum. Bu memleket çok güzel bir memleket. Ben bilimsel çalışmalar yaparken Anadolu coğrafyasının her yerine gittim, gördüm. Hakkari'si başka güzel, Artvin'i başka güzel, Sinop'u başka güzel, Manavgat'ı başka güzel, Tekirdağ'ı başka güzel. İlçe ilçe, köy köy gezdiğim yerler var. Fakat bu memleketi cennet vatanı, cehenneme çeviren sistem bu sistem. Bu sisteme karşı mücadele etmek de bu ülkede yaşayan emekçilerin görevidir.